hatırlıyorsunuz Osmanlı Devri'nin son dönemiyle ilgili bu bağlamda bir örnek bahsedilir. Padişahlar cuma selamlıklarına giderken, yani cuma namazlarına giderken halka kendi istekleri istikametinde "Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var." dedirtirlermiş hep bir ağızdan. Tabii bu gerçekten çok güzel bir söz. İnsanı gururlanmaktan alıkoyacak, kafasını yere indirecek, düşündürtecek. Hakikaten büyük olarak yalnız Allah'ın varlığını anımsatan güzel bir slogan. Lakin işler tabii sloganlarla da yürümüyor. Yani içinde duymadıkça insanlar. Ahlak haline getirmedikçe, düşünce ve davranışlarının iğrengi noktası, yani etrafında dönüp dolaştığı esas haline getirmedikçe gerçek işlevlerini yapmazlar. Yani ayet de olsa, hadis de olsa, ne kadar güzel söz de olsa fazla bir şey değişmez. Ama insan akıllı arkadaşlar edinirse, o arkadaşların ikazlarına, uyarılarına kulak verirse, doğru olanları dinler, gereğini yerine getirirse, herhalde diğer birçok davranış ve düşünce bozukluklarından kendini korunup kurtarabileceği gibi, liderlikle ilgili davranış ve düşünce bozukluklarından da kendini koruyup kurtarabilir diye düşünüyorum.